Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bize zaman zaman izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden arayanlar oluyor. Soru gönderenler oluyor veya. Şöyle şeylerle çok karşılaşıyoruz, şöyle bir ifadeyle. Ben işte geçmişime bakıyorum. Çok büyük günahlar işledim. Dolayısıyla ben affedilmem. Allah-u Teala beni affetmez. Onun için hani bunun acısını yaşıyorum gibi böyle şikayetlerde bulunanlar ya da derdini anlatanlar falan oluyor. Yani bu ifadenin bir sonrası, bir tık sonrası Allah-u Teala affedemez. Ben o kadar büyük günah işledim ki gibi bir manaya da çıkıyor aslında. Şimdi böyle düşünmek doğru mudur? Ne yaparsak yapalım, nasıl büyük günah işlersek işleyelim, Allah-u Teala her halükarda bunu affeder mi? Affeder mi yani? Mustafa, ya da umutsuz vaka mı? Mustafa Bey, kitaplarda yani Allah-u Teala ayet-i kerimede bildirmiş. Kendisi bildirmiş. Ayet-i kerimelerde bildirmiş. Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerde bildirmiş. Ve Ehl-i Sünnet âlimde de kitaplarında bu ayet-i kerime, hadis-i şerifte bildirilenleri bizim anlayacağımız şekilde açık, net. Ruh bedendeyken şirk dahil, Allah-u Teala'ya ortak koşmak dahil, hatta daha ileri gideyim, ben Tanrı'yım diyen de dahil buna. Ya ben Tanrı falan değilmişim. Ya Rabbi beni özür dilerim, ben senin aciz bir kulunum. Affet beni. Bu da dahil. Şirk koşan. Evet, şirk koşan. Ya kendisini Tanrı ilan eden de dahil buna. Dahil buna. İçki içen, zina eden, hırsızlık yapan, her türlü kötülüğü yapan, kul hakkı da bulunsa. Kul hakkı da bulunsa. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki samimiyetle tövbe ederse şartlarına uyarak Allah Teala bunları hepsini affeder buyuruyor. Hatta buyuruyor ki siz tövbenin kabul olacağından şüphe etmeyin. Şartlarına uyup uymadığınıza dikkat edin. Bunun iki tane canlı misali var. Zaman zaman mesela şeyde TGRT belgeselde falan filmlerde yayınlar. Mesela Fuday bin İyad Hazretleri. Habib, bir Şafii Hazretleri. Bir Şafii Hazretleri meyhanede çıkmıyordu. Değil mi? Ayık gezdiği yoktu. Yoktu. Ama evliya oldu. Cenab-ı Hak tövbesini kabul etti. Fudayl bin Nihad Hazretleri ondan daha ileride. Kul hakkı var onda. Eşkıyalık yapıyordu. Tövbe etti. Kimin ne parasını aldıysa gitti, helallaştı, şey yaptı falan. Tövbe etti. Allah-u Teala tövbesini kabul etti. Kendi sevgisini verdi. Evliya oldu Fudayl bin Nihad Hazretleri. Bunun misalleri pek çok. Habibi Acem Hazretleri. Habibi Acem Hazretleri tefecilik yapıyordu. Onda da kul hakkı var. Dolayısıyla kitaplarda anlatılırken suizan, kötü zanda bulunmak, iyi insanı fena bilmek, yani kötü gözle bakmak anlamlarına gelmektedir ki kötü bir huydur ve haramdır. Hadis-i şerifte suizan etmeyiniz, suizan yani kötü zanda bulunmak yanlış karar vermeye sebep olur buyuruluyor. Şimdi insanlara karşı değil, Allah-u Teala'ya karşı da suizanda bulunmaktan sakınmalıdır buyuruyor. O ne demek hocam? Allah-u Teala'ya suizanda bulunmak. Şimdi siz bir soru sordunuz ya. Allah-u Teala beni affetmez ya. Suizan ediyorsun yani. Yani haşa, gücü yetmez affetmeye. Gücü yetmez. Benim günahlarım o kadar çok ki. Suizan ediyorsun. Ya suizan ediyorsun. Yani Allah-u Teala'nın kullarına suizanda men edildiği gibi Allah-u Teala'nın bizzat zatına, onun gönderdiği peygamberlere de suizan edilmez. Yani Allah-u Teala, hatta bir hadis-i kusî naklediyor Ehl-i Sünnet âlimleri. Kulum beni nasıl zannederse ona zannettiği gibi muamele ederim buyurmuştur. İmam-ı Gazali Hazretleri evliyadan, derecesi yüksek bir evliya. Hatta orada da yazıyor İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, vefat ediyor bu zat. Ruhu Allah-u Teala'nın huzuruna çıkartılıyor. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki herkesin ruhu çıkartılmaz. Derecesi yüksek olanlar. Evliya bu zat. Yaşı 80'i geçmiş. Öyle bir zat. Allah-u Teala buna ey şeyhi su, hangi yüzde geldin diyor. Ne getirdin? Ne demek? Şeyh yaşlı demek. Su kötü, yaşlı adam. Hem ihtiyar hem kötü bir adam. Kötü bir adam.
Nasıl geldin? Neyle geldin? Neyle geldin? İşte o da Allah-u Teala'nın ihsanı. Hemen diyor ki, ya Rabbi, beni sana, seni bana böyle tanıtmadılar. Nasıl tanıttılar? Papuç pahalı olduğunu anlıyor değil mi? İşte efendim, ben evliyaydım, kerametim vardı, evet. Namazlarım, nazlarım falan. Allah-u Teala buyuruyor ki, onların hiçbirisini kabul ettin, ne getirdin diyor. Ne koza hepsi çarptı, ne getirdin? Öyle görünce bakıyor ki, diyor ki, ya Rabbi diyor, dünyada seni bize böyle tanıtmadılar. Nasıl tanıttılar? İşte falan, o falandan, o Habibinden, Habibin Cibril Yemin'den, Cibril Yemin, Cebrail Aleyhisselam zatından buyurmuşsun ki, ne buyurmuşum buyuruyor. İmanlı olarak 80 yaşını geçen kuluma hesap sormaktan haya ederim. Ben diyor buna güvendim diye başka bir şeyim yok. Ve Allah-u Teala tasdik ediyor. Falan Habibim Cibril Yemin doğru söylemiş. Öyle buyurdum. Hadi git diyor şimdi. Hadi git. Dolayısıyla yani Allah-u Teala kendisi Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Ben affediciyim, merhametim de affım da sonsuzdur buyuruyor. Yeter ki şartlarına uyarak aynı şekilde şey yapılsın. Hatta hadis-i şerifte yemin ederim ki Allah-u Teala kendisine hüsnüzan ederek yapılan duayı elbette kabul eder. Ya pekiştirerek elbette kabul eder buyuruyor. Peygamber buyuruyor bunu. Yani başka kim şey yapsın ki? Başka kim şey yapsın ki? Şimdi belki dinleyicilerimizin içinde bu TGRT belgeselde de zaman zaman gösteriliyor. Ebu Turab Nahşebi Hazretleri var. Hatta onun filmi yapıldıydı. TGRT belgeselinde zaman zaman da gösteriliyor. Belki izleyenler olmuştur. Oradaki hadise var. Ebu Turab Nahşebi Hazretleri zamanında bir genç, babası ölmüş, annesi Saliha. Ama bu abi her gece içiyor. En sonunda işte yine böyle bir gece şey yaparken mahalleli toplanmışlar. Gelmişler, bunu buradan çıkaracağız. Bu kasabadan, bu şehirden çıkar. Evet. Götür bunu. Kovacağız yani. Ya yeter artık hani. Bıktırmış. Yani kadıncağız diyormuş ki, bakın tamam mı? Komşular dediğiniz haklı, doğru. Sizi rahatsız ediyor. Gece içiyor, bağırıyor, çağırıyor falan ama ya demiş, hasta o şimdi. Nereye götürürüm ben onu? Öyle derken Ebu Turab Nahşebi Hazretleri oradan geçiyormuş. Durumu aynı şekilde soruyor kadına. Diyor ki, efendim diyor, fasık bir oğlum var. Dün gece yine şarap içmek istedi. Cemaat geceki sesleri duyup geldi ve onu mahalleden çıkarmamı istedi. Halbuki Allah-u Teala ona bir hastalık gönderdi. Şimdi hasta yatağında yatıyor. Ben de ağır hasta olduğunu bildirdim. Ölürse hepimiz ondan kurtulur. Yahut tövbe eder, kendisi kurtulur. Ölmez ve tövbe de etmezse o zaman onu bu mahalleden dışarı çıkarırım diyor, dedim diyor. Ebu Turab Nahşebi Hazretleri kadına yardım eder ve kalabalığı dağıtır. Sonra o genci görmek için ister ve yanına gider. Genç Ebu Turab Nahşebi Hazretleri'ni görür görmez öyle bir feryat eder, ağlamaya başlar ki, Allah'ım ne kadar kerimsin. Benim gibi ömrünü boşa geçirmiş bir zavallının duasını anında kabul eyledin der. Ebu Turab Hazretleri, ey genç, ne dua ettin diye sorar. Efendim, bugün seher vaktinde iki dua ettim. Biri, ya Rabbi sabahleyin bana Ebu Turab'ın yüzünü görmek nasip eyle. İkincisi, ya Rabbi bana nasuh tövbesi ihsan eyle dedim. Duamın birini şu anda kabul edilmiş görüyorum. Umarım ikincisi de kabul edilir. Ama ben çok günahkarım. Tövbe etsem kabul olur mu deyince, Ebu Turab Nahşebi Hazretleri, ey genç, ümitsiz olma. Allah-u Teala ziyadesi ile tövbeleri kabul edici ve affedicidir. Kulların günahlarını bağışlayıcıdır. Asilerin tövbelerini kabul edicidir. Bütün günahlardan tövbe makbuldür buyurur. Genç Ebu Turab Hazretleri'nin elinde tövbe eder ve gözlerinden yaşlar dökülür. Ebu Turab Hazretleri oradan ayrılınca genç annesine, ey anneciğim, sana bir vasiyetim var. Yerine getirir misin der. Evladım, ne vasiyeti varsa söyle. Genç, beni bu yataktan toprağa indir. Ebu Turab'la tövbe ettiğim andan sonra yerde Allah-u Teala tekrar tövbe edeyim. Çünkü bu hastalık beni iyice sardı. Artık bu hastalıktan öleceğimi anlıyorum der. Annesi isteği yerine getirir ve onu yere indirir. Genç yüzünü toprağa sürerek, ey Allah'ım, yaptıklarıma pişman oldum. Tövbe ettim. Senin dergahından başka kapım yok. Dertlerin dayanağı, muhtaçların sığınağı sensin. Toprakla bir olmuş, zamanını boşa geçirmiş ben kuluna rahmet et diye yalvarır, inler ve o gecede vefat eder. Dahası var. Ebu Turab Hazretleri o gece rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür.
Ve kendisine Peygamber diyor, ey Ebu Turab, dün senin elinde tövbe eden genç bu gece vefat etti. Allah-u Teala onu dostları derecesine kavuşturdu. Ona velilik makamı ikram eyledi. Beni ve 120 bin küsür peygamberi onu ziyarete gönderdi. Ey Ebu Turab, o gence izzet gözüyle bakın, cenazesinde hazır bulunun buyurdu. Ve Ebu Turab Hazretleri uyununca da, ey Allah'ım nelere kadirsin, ne kadar kerimsin. Daha dün fıskı yüzünden mahalleden çıkarmak istedikleri bir fasıkı bir ağlama ve inleme ve bir tövbe ve pişmanlık ile bu dereceye kavuşturdun der. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri zamanında da devlet başkanı Hazreti Ömer. Menakıb-ı Çağrıyari bizim kitabında anlatılıyor da. Orada Hazreti Ömer radıyallahu anh Resulullah Efendimiz sünneti seniyesi diye kayrılı yapmak ister öğleden önce. Biraz içi geçer, o anda bir ses işitilir. Dışarıda salih bir kulumuz var. Git ona yardım et. Hemen uyanır. Allah Allah dışarıdan. Mescitten dışarı çıkar. Etrafa bakar, kimse yok. Bir ağacın altında bir sazını başının altına koymuş uyuyan birisi var. Salih kul. Sazı. O da değildir herhalde. Bakar bakar kimse yok. Tahcip eder. Adam uyuyor, gidiyor, ona dokunuyor. Uyanınca, Hazreti Ömer görünce böyle el ayağı dolaşıyor. Yaşlı bir adamcağız falan. Diyor, korkma, korkma. Diyor, bana böyle böyle ikaz edildi rüyamda. Senden başka kimseyi göremedim. Sen nesin, kimsin? Bir talebin mi oldu diyor. Diyor ki, ya emir-i müminin. Ben diyor, ömrümü, aha diyor, şu sazla diyor, düğünlerde çalgı çalarak, türkü şarkı söyleyerek geçindim. Şimdi yaşlandım, beni düğünlere çağırmıyorlar diyor. Düğünlere çağırmıyorlar artık. Çaptan düştü. Elimde avcımda hiçbir şey yok. Biriken param da yok. Açım diyor. Cebimde param da yok. Geldim buraya diyor. Elimi açtım. Ya Rabbi ben sana mahcubum. Yüzüm yok. Ömrümü sana isyan ederek geçirdim. Ama diyor senden başka da kapı yok. Senden başka da kapı yok. Halimi de görüyorsun. Birden uyku bastırdı diyor. Sazımı koydum oraya uyudum. Hazreti Ömer gelirken tedbirli gelmiş. Bir kese altın, al demiş bunu ihtiyacın. Lazım olduğu zaman gel bana. Yani onun o samimi hali, Allah-u Teala boynunu bükerek senden başka kapım yok demesi, Allah-u Teala affediyor. Hazreti Ömer ayağına gönderiyor. Hazreti Ömer'i ayağına gönderiyor. Dolayısıyla efendim benim günahım çok, benimki affolmaz falan, bunların hepsi hiçbirisi uygun değil. Hiç kimse hakkında kötü düşünmemeli. Ve o kimseyi kötü bilmemeli, hüsnü zannetmeli, onun hakkında iyi düşünmeli ve Allah-u Teala'ya da hüsnü zannetmeli. Benim günahımı da affeder demeli. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine birlikte olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, mümin hastalanıp ibadet edemeyince Allah-u Teala günahları yazan soldaki meleğe onun günahlarını yazma emri verir. Sevapları yazan sağdaki meleğe de ona sıhhatliyken yaptığı amellere verilen sevapların en güzelini yaz. Ben onun durumunu bilirim ve onu ben bu hale getirdim buyurur. Osman radıyallahu anh'ın hilafeti sahabenin icma ile sabittir. Osman radıyallahu anh'ın vilayet ve nübüvvet yolundan münasebeti Nuh aleyhisselam'adır. Osman radıyallahu anh vilayet ve nübüvvet yüklerini taşıdığı için Zinnureyn denir. Çünkü Ebu Bekr ve Ömer radıyallahu anhüm nübüvvet, Ali radıyallahu anh vilayet yükünü taşımaktadır. Osman radıyallahu anh'ın ve şeyhainin eftaliyetlerini inkar eden kâfir olmaz. Bid'at sahibi ve sapık olur. Uçb öldürücü zehirdir ve öldürücü hastalıktır. Salih amelleri yok eder. Aczini anlamak idraktır. Ben derdime kurbanım, derdim benim dermanım.
Ben derdime kurbanım, derdim benim dermanım. Hu Allah, hu Allah, Muhammed Resulullah. Hu Allah, hu Allah, Muhammed Resulullah. Benim derdim Allah'tır, dermanım zikrullah'tır. Benim derdim Allah'tır, dermanım zikrullah'tır. İstediğim rızandır. Hu Allah, hu Allah, Muhammed Resulullah. Hu Allah, hu Allah, Muhammed Resulullah. Derdimin adı güldür, o gül yüce Nebidir. Derdimin adı güldür, o gül yüce Nebidir. İstediğim rızandır. Hu Allah, hu Allah, Muhammed Resulullah. Hu Allah, Muhammed Resulullah. Dertler dermanım oldu, dünyam nur ile doldu. Dertler dermanım oldu, dünyam nur ile doldu. Bu gönül seni buldu. Hu Allah, hu Allah, Muhammed Resulullah. Hu Allah, hu Allah, Muhammed Resulullah. Ben derdimi bulaydım, Mecnun olup soraydım. Ben derdimi bulaydım, Mecnun olup soraydım. Bir an evvel varaydım. Hu Allah, hu Allah, Muhammed Resulullah. Hu Allah, hu Allah, Muhammed Resulullah. Her farz namazı kılınca Ayet-el Kürsi okumaya çalışmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, farz namazlardan sonra Ayet-el Kürsi okuyan kimse ile cennet arasında ölümden başka mani yoktur. 5 vakit namazdan sonra sessizce 33 kere kelime-i tenzih, Sübhanallah ve 33 kere tahmid, elhamdülillah ve 33 defa tekbir, Allahu Ekber ve en sonra bir kere La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü, yuhyi ve yumit ve huve alâ külli şeyin kadir demelidir ki hepsi 100 olur.
her gün ve her gece 100 kere Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim demelidir. Çok sevaptır. Her sabah 1 kere Allahümme ma esbaha bi min ni'metin ev bi ahadin min halkike fe minke vahdeke la şerike leke felekel hamdü ve leke şükr demeli ve her akşam ma esbaha yerine ma emsa diyerek hepsini aynen okumalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu duayı gündüz okuyan o günün şükrünü yapmış olur. Gece okuyunca o gecenin şükrünü ifa etmiş olur. Abdestli okumak şart değildir. Her gün ve her gece okumalıdır. Baba Yusuf Sivrihisari İstanbul'daki evliyaların meşhurlarından olan Baba Yusuf Sivrihisari Hazretleri aslında İzmir Sivrihisar doğumludur. O pek çok evliyalar yetiştiren Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin talebesi ve birçok alimi yetiştiren bir büyük zattır. Dünyayı hakikat, ahireti hayal gibi gören normal insanlardan farklı olarak o dünyayı bir hayal gibi görür ve hakikat âlemine hazırlık içinde yaşar. Bu şerefli düşünce ve buna göre yaşaması, onun evliyalık makamına kavuşmasına vesile olur. Bir zaman sonra İstanbul'a gelir Baba Yusuf Hazretleri. Onun nasihatleri, hafızalardan ziyade kalplere kazınacak derecede tesir eder insanlara. Çünkü evliyasının sözlerinde, Rabbani tesir yaratan elbette Cenab-ı Hak'tır. Bu konudaki en güzel örneklerden biri de şöyle vuku bulur. Sultan II. Bayezid Han, Bayezid Camii'ni büyük bir özenle yaptırır. Sıra tam bir şaheser olan bu caminin açılışına gelmiştir. Sultan, Baba Yusuf Sivrihisari Hazretlerini caminin açılışı için davet eder. Caminin açılışı yapıldıktan, namaz kılındıktan sonra Baba Yusuf Hazretleri kürsüye çıkar ve vaazına başlar. Ve öylesine gönülden ve öylesine kalplere tesir eden nasihatler eder ki cemaate, halkın nedamet gözyaşları muhabbet ateşiyle birleşip iner göz pınarlarından. Manzara hakikaten görülesidir. Bu arada 3 Hristiyan camidekilere bakmaktadırlar. Bu manzaranın bereketiyle Allahü Teala hidayet nurunu bu 3 gayrimüslimin kalbine düşürür ve onlar hiç tereddüt etmeksizin Müslümanlığı kabul ederler. Cihan Sultanı pek bir hislenmiş, nemlenmiştir gözleri ve bu 3 kişiye büyük yardımlarda bulunup Baba Yusuf Hazretleri gibi bir evliyayı tanımış olduğuna şükreder Cenab-ı Hakk'a. Artık Sultan, Baba Yusuf Hazretlerinin sohbetlerinde daha sık bulunur. Muhabbet öylesine ilerler ki, Sultan, Baba Yusuf Hazretleri ile baba-oğul gibi olmak konusunda mutabakata varıp bir mübarek manevi sözleşme yaparlar. Bir müddet memleketine gidip orada kalan Baba Yusuf Hazretleri bir rüya görür. Rüya açık ve nettir. Rüyada kendisine Hacerül Esved'in yanında bir manzum eser yazması emredilmiştir ona. Uyanınca Allahü Teala'nın kendisine şiir yazma yeteneği ihsan eylediğini görür. Artık mukaddes topraklara gitmek gerektir diye düşünüp önce sultanı görmek üzere İstanbul'a gelir. Sultanın Resulullah Efendimizin türbesinin bazı giderleri için verdiği altınları alıp çıkar yola. O bir büyük velidir ve muhakkak ki mukaddes toprakların kıymetinin hakikatini en iyi bilenlerdendir. Mekke'de hac ibadetini yaptıktan sonra kopamaz mübarek şehirden. Bir yıl kadar kalır orada.
ve rüyada kendisine ihsan edilen şiir yazma kabiliyetiyle yine rüyada Hacerül Esved'in yanında şiir yazma emrini yerine getirir. Yazdıkça manevi sırlar, marifetler nisan yağmurları gibi kalbine akar. O da döker satırlara ve nihayet tamam olur kitap. Şimdi canana gitmek vaktidir. Allahü Teala'nın sevgilisi, gül yüzlü, yoluna canlar kurban edilen Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyaret etmek üzere Medine'ye gider. Baba Yusuf Hazretleri Resulullah Efendimizin aşkının esirlerinden sayar kendini. Ellerini bağlatıp arkadan bir esir gibi sürünerek mübarek huzura varır. Anlatılamaz haller yaşar Baba Yusuf Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek huzurunda. Sonrasında rüyasında gördüğü Resulullah'ın emri üzerine Ravda-i Mutahhara'nın dışındaki değerli asayı alır ve yine emir üzerine İstanbul'a döndükten sonra 3 parçaya ayırdığı mübarek asayı emredilen 3 ayrı yere koyar. Bunlardan biri Emir Sultan Türbesi, biri Hacı Bayram-ı Veli Türbesidir. 3. yerin neresi olduğu konusundaysa bir belirsizlik vardır. İstanbul'da insanlara hakikati anlatmaya ve hesap gününün şiddeti konusunda uyarmaya, nasihatler etmeye devam eder. 1511 yılında hep hazırlandığı ve nasihatlerinde ısrarla üzerinde durduğu hakikat alemine göçen ve Eyüp Sultan civarına defnedilen Baba Yusuf Sivrihisari Hazretleri buyurdu ki, evliyanın sohbeti, İslamiyete uymayı kolaylaştırır. Çünkü onların sözlerinde Rabbani tesir vardır. Buna kavuşamazsanız, onların kitaplarını okumak suretiyle ruhaniyetlerinden istifade edersiniz. Bir kimse ilacını bilse, onu alsa, fakat kullanmadıkça faydasını göremez. Bunun gibi ilim öğrenmek de onun tatbik edilmesi ölçüsünde kıymet kazanır ve ahirette fayda sağlar. Tamah. Dünya lezzetlerini haram yollardan aramaya tamah denir. Tamahın en kötüsü insanlardan beklemektir. Kibre, ucuba sebep olan nafile ibadetleri ve ahireti unutturan mübahları yapmak da tamah olur. Tamahın zıddına, aksine tefvis denir. Tefvis, helal ve faydalı şeyleri kazanmaya çalışıp da bunlara kavuşmayı Allahü Teala'dan beklemektir. Şeytan riyayı ihlas olarak ve tamahı tefviz olarak göstererek insanı aldatmaya çalışır. Allahü Teala herkesin kalbine bir melek vazifelendirmiştir. Bu melek insana iyi düşünceler ilham eder. Şeytan da insanın kalbine kötü düşünceler, vesveseler getirir. Helal yiyen kimse, ilham ile vesveseyi birbirinden ayırır. Haram yiyenler ayıramaz. İnsanın nefsi de kalbine kötü düşünceler getirir. Şeytanın hileleri çoktur. Bunlardan 10'u mühimdir. Birincisi, Allahü Teala'nın senin ibadetine ihtiyacı yoktur, der. Şeytanın 2. hilesi, Allahü Teala rahimdir, kerimdir, seni de affeder, cennete kor, der. 3. hilesi, senin ibadetlerin hep kusurludur, riya karışıktır. Böyle ibadetlerle müttaki olamazsın. Senin ibadetlerin kabul olmaz. Boşuna uğraşıyorsun. Boş yere sopa yiyen hayvan gibi eziyet çekiyorsun, der. Şeytanın hilelerinden 4.'sü, şimdi dünyayı kazanmak için çalış da rahata kavuş. O zaman rahat rahat huzur içinde ibadet edersin diyerek ibadet yapmaya mani olur. Şeytanın hilelerinden 5.'si, ibadetleri terk ettiremeyince çabuk kıl, vaktini kaçırma diyerek şartlarını, farzlarını tamam yaptırmamak ister. 6. hile olarak
riyayı tavsiye eder. Herkes görsün de beğensin, der. Yedinci hile olarak, ibadetlere mani olamayacağını anlayınca, insana uçb, yani ibadetlerini beğenmek vesvesesi verir. Senin gibi akıllı, uyanık kimse var mı? Bu zamanda herkes gaflet uykusundayken, sen ibadet yapıyorsun, der. Sekizinci hile olarak, ibadetlerini gizli yap. Allahü Teala senin sevgini ve şerefini insanların kalbine yerleştirir diyerek gizli riyaya düşürmek ister. Dokuzuncu hile olarak da ibadet yapmaya ne lüzum var? İnsanların sait ve şakî olacakları ezelde takdir edilmiştir. Sait olan ibadeti terk edince affedilir, cennete gider. Ezelde şakî olan ne kadar ibadet yaparsa yapsın, faydası olmaz. Muhakkak cehenneme gider. O halde kendini boşuna yorma, rahatına bak, der. Şeytan hilelerinin onuncusu olarak, ibadet yapmak ezelde takdir edilmişse mümkün olur. Allahü Teala'nın takdiri değişmez. İbadet yapmakta ve terk etmekte insanlar mecbur olmaktadır, der. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yine İstanbul'un Sirkeci semtinden Gülhane Parkı'na yakın duvarıyla karşı karşıyayım. Şu anda böyle alın alına geliyoruz duvarla. Tramvay yolunun kenarında Hüdavendigâr Caddesi'nin bittiği nokta, Alemdar Caddesi'nin başladığı nokta. Burada Sirkeci'ye giderken sol tarafta işte duvarları böyle renkli taşlarla hazırlanmış, restore edilmiş bir Hazire'nin önündeyiz. Hazire'nin içerisinde bir ufak da sonradan yapılma türbecik var. İhtimal ki bu bina eskiden ahşap da olabilir. Başka türlü bir kargir bina da olabilir. Ama şimdiki haliyle çok tarihi görünmüyor. Ben size bu türbeyi, yapısını anlatmaktan ziyade burada yatan zatın kim olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ünsi Hasan Efendi'nin kabrinin, türbesinin önündeyiz. Yani kabristanın olduğu yerdeyiz ama kabri hemen arkamda görünen kabirler değil. Orada da başka büyük zevatın kabri vardır. Aydınoğlu Tekkesi'ydi buranın adı eskiden. Kitaplarda her ne kadar Salkım Söğüt Caddesi diye geçerse de Salkım Söğüt buradan iki sokak ötededir. Herhalde orada bir zuhul eseri var. Bunu Alemdar Caddesi ile Hüdavendigâr Caddesi'nin bitiştiği köşede dersek bugünümüze uyarlamış oluruz. Hani bugün uyarlama diyorlar ya efendim, ben öyle kelimeleri de pek fazla beceremiyorum, dilim dönmüyor, kullanamıyorum. Şimdi burası bayağı insanların gelip geçtiği yerler. Ben mecburen Hazire'nin içerisine geçeceğim. Ünsi Hasan Efendi kimdir? Nerelidir? Nasıl yaşamıştır? Nerede doğdu? Nerede hayatını idam ettirdi? Ve insanlara ne gibi hizmetler etti? Onun ne kadar malı mülkü vardı ben bilmiyorum. Kitaplarda yazmıyor. İhtimal ki hiçbir şey olmadan bu dünyadan göçüp gitti. Hazire'nin içerisine girelim. Daha rahat şartlarda sizlere anlatırsam daha hoş olur diye düşünüyorum. Şimdi türbenin bulunduğu Hazire'nin içine girdik. Hemen sağ tarafımda, arkamda olan yer Ünsi Hasan Efendi rahmetullahi aleyh'in kabrinin bulunduğu yerdir. Yapı daha sonradan restore edilirken böyle moloz taşı, tuğla karışımı olarak elden geçirilmiş. Tepesindeki kubbesi aynı şekilde gene sonradan düzenlenmiş. Yani içerisine girilecek bir hale getirilmiş. İçi zaten dar bir mekan. Tabii burası büyük bir dergâhtı, Aydınoğlu dergâhı. Osmanlı döneminde. Ve çok geniş de bir yerdi. Şu anda baktığımız şu kabristan 1000 metrekare var yok. 1000 metrekare. Ne oldu? Bilemem ki. O dergâhın yerleri nerelere gitti? Ne oldu? Niye bu kadar küçüldü? Durdukça zaman içinde kurudu da arazi çekti mi? Arazi de çekmez efendim.
Hani ağaç değil ki kuruyunca küçülsün. Arsa küçülür mü? İşte küçülmüş efendim. Ne yapalım? Onun için de bir şeyler söylemek istemiyorum. Hüsnü Hasan Efendi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğdu. 1645'lerde doğdu. 78 yaşında vefat etti. Nerede? İstanbul'da vefat etti. Önceleri babası da Halveti büyüklerindendi. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin yolundandı. Ve eğitimini babası verdi. Daha sonraki yıllarda da başka hocalardan da okumak suretiyle 20 yaşlarında İstanbul'a geldi. Ayasofya Camii'nde ders okutmaya başladı. Ayasofya Camii'nde bir insanın ders okutması için ilmen belli bir seviyeye gelmek mecburiyeti vardı. Her önüne gelen ben hocayım okuturum öyle bir şey yoktu. Yani dersi ağımlık, bugün onun karşılığı benim bildiğim kadarıyla vaaz hocalığı. Nasıl her vaaz hocasıyım diyen bir camiye çıkıp da vaaz edemiyorsa, Diyanet'ten belge alması lazımsa, bu tip ders okutanların da Şeyhülislamlık Dairesi'nden mutlaka bir böyle belge alması lazımdı. Böyle belgesi olmayan da oralarda insanlara bir şeyler anlatmaya çalışamaz idi. Burada hem Ayasofya'da ders okutur hem de talebe yetiştirmeye çalışırdı. Kendi talebelerini okuturdu. Ayasofya'da kendisine bir oda tahsis edilmişti. Oradaki medresenin yakında bir yerde. Ve böyle devam ediyordu. Bir gün bir hemşerisi der ki, ya hemşerim der Hasan Efendi'ye. Delikanlılar o zaman işte 25 yaşlarında falan. Karşıda Atik Valide Camii'nde bir Ali Efendi varmış. Hem de bizim hemşerimiz. O da Taşköprülüymüş. Halbuki Ali Efendi Taşköprülü değil. Başka bir yerli, sonra Taşköprü'ye gelmiş. Onu çok methediyorlar. Bir gidelim görelim mi falan der. Efendim, gidelim der. Beraber giderler. Karabaş Ali Efendi ile, ki Karabaş Camii'nin bahanesidir. Karabaş Ali Efendi ile görüşürler. Karabaş Ali Efendi bu iki hemşerisi olan genci kabul eder. Onları çok sever. Onlarla sohbet eder. Fakat Hüsnü Hasan Efendi o genç haline rağmen hiçbir heyecan göstermeden sessizce dinler. Sanki dili tutulmuş gibi bir hal alır. Aradan biraz zaman geçince hemşerisi der ki hadi kalk gidelim bak Üsküdar neresi, karşıya geçeceğiz. Ayasofya'nın olduğu yere geçeceğiz. Geç olacak vakit. Der ki arkadaş ben gelmiyorum. Ben burada kalıyorum. Orada senin odan var, kitapların var. Hepsini sana verdim der. Odamı da sen kullan. Kitaplarım da senin olsun. Orada bana ait ne varsa hepsini sana hediye ettim. Ben burada kaldım. Karabaş Ali Efendi'nin yanında efendim uzun süre kalır. Ve artık çok gelenleri gidenleri vardır. Bu arada 4. Mehmet Han dönemidir. Yani 2. Viyana kuşatması olmadan biraz önce 1683'lerden biraz önce bir zaman. 4. Mehmet Han'ın yakınlarından bir çuhadarı, yakın hizmetinde olanlardan bir çuhadarı birdenbire kötürüm gibi olur efendim. Ayaklarını yere basamaz. Hani tor top olmuş derler ya, adam tor top olur. Sarayın doktorları, sarayın başhekimi, o bu ilaçlar, çeşitli tahliller, onlar bunlar yok yok yok. Derler ki efendim padişaha, bu bizim Mehmet Efendi, çuhadar Mehmet Efendi çok perişan bir vaziyette. Gece gündüz ağlıyor. Karşıda bir Ali Efendi var. Çok methediyorlar. Allah adamı birisi. Ağzı dualı derler. Acaba ona bir zatınız, bir emir buyursanız veya bir selam gönderseniz de gelse şöyle bir baksa haliyle ilgilense. Hay hay der 4. Mehmet Han. Çuhadarını seviyormuş. Selam gönderir ki Ali Efendi gelsin. Ali Efendi der ki ben gelemem. Padişahım kusuruma bakmasın. Hani padişah da efendim iki dudağın arasından çıkan her şey kanundu. Herkes de bu kanuna uymaya mecburdu. Sene 1683 bir dergah şeyhi padişahın gönderdiği habere diyor ki ben gelemem. Ama bizim Hasan Efendi'yi göndereyim. Uygun görürse padişahım. Hasan Efendi geliyor. Hasan Efendi görünce çuhadar Mehmet Efendi ağlamaya başlıyor. Efendim diyor, çaresiz kaldık. Tıpta yani yapacağımız her şeyi yaptık. Çaresiz vaziyetteyiz.
Ne olur bir dua edin de inşallah Allah-u Teala bu duanın hürmetine bana bir şifa ihsan etsin. Şöyle bakıyor, ellerini dizlerine koyuyor. Yok canım diyor, öyle bir sıkıntılı halin yok senin Mehmet Efendi, üzülme üzülme. Geçer, Allah-u Teala dilerse geçer diyor. Şöyle bir sıvazlıyor, çıkıyor. Daha Ünsi Hasan Efendi saraydan çıkmadan önce Mehmet Efendi yerinden kalkıyor, hopluyor, zıplıyor. Ne diyeceğini şaşırıyor. Padişah da çok memnun oluyor. Ve tekrar Hasan Efendi Üsküdar'ın yolunu tutuyor. Artık bu tarafı unutuyor. Ayasofya falan yok efendim. Bitti. Karabaşal Efendi'yi gördü, bitti. Sonra padişah haber gönderiyor. Eğer uygun görürseniz diyor Ali Efendi'ye, talebeniz Hasan Efendi bizim saraydaki Enderun talebeleri dahil hepsine manevi bakımdan bazı dersler versin. Dinlerini öğretsin bunlara. Hay hay efendim diyor. İki sene müddetle sarayda padişah, padişah ailesi efradı, oğulları, kızları, neyse hanımları, onlar da herhalde usulüne göre dersler veriyordu. Ve sarayda bulunan diğer görevlilerin hepsi efendim çok memnun kalıyorlar bu derslerden. Çoğu da manevi olarak talebesi oluyorlar efendim Hüsnü Hasan Efendi'nin. Ve kendisine bir vazife vermek istiyor padişah. Ali Efendi de müsaade ediyor. Efendim buyursun diyor. O sırada Aydınoğlu dergahı da boş. Yani post işini o an için herhalde vefat etmiş, yok. Biri tayin olacak oraya. Mustafa Paşa köprülerin arkasından sadrazam olmamış, olmak üzere ama sadrazam olacak ve ondan sonra da Viyana seferine değil onun tayini ama yanık Komran kalelerine, Viyana seferine kendisi çevirmiştir. Çevirince de sıkıntısını görmüştür ama iyi bir devlet adamıydı. Gençti, istikbali hakikaten vardı. Zaten bir insan sadrazam olduktan sonra daha istikbal olarak ne düşünür efendim? Önünde padişah var, padişah olacak hali de yok. Diyor ki efendim bu kimsenin çok memnuniyetini işitiyorum. Ünsi Hasan Efendi'nin. Bunu biz Aydınoğlu dergahına verelim. Bu dergah da saraya yakın, en yakın ilk dergah. Yani burası sarayın da kontrolünde, sadrazamın da kontrolünde. Hakikaten de kıymetli ilim adamları veriliyor. Ayasofya bir numara. Oraya Şeyhülislamlık yapanlar ancak medreselerde müderris olabiliyor. Bu dergahta iki numara. Mustafa Paşa vesile oluyor, buraya veriyor. Burada senelerce hizmet ediyor efendim. Ünsi Hasan Efendi ve yüzlerce hatta binlerce talebe yetiştiriyor. Aradan hayli zaman geçiyor. Dördüncü Mehmet Han vefat ediyor. Üçüncü Ahmet Han başa geçiyor. Ve sene 1711. Bu 1711 senesinde efendim Prut meselesinden Rus'la Osmanlı arası zaten bozuktu. Prut harbi artık patladı, patlayacak. Sebebi de şu. Ruslara Kırım'ın kuzeyindeki Azak Denizi var efendim. Büyük bir deniz. Karadeniz kadar olmasa da büyük bir iç deniz. Bu denize Rusların çıkması yasak. Denizin etrafındaki çepeçevre U düzeninde Taman Yarımadası'nın olduğu Kerç Boğazı'nın yanına kadar her taraftaki kaleler Osmanlı toprağı. Rus Karadeniz'in ve oradaki bu iç denizin, Azak Denizi'nin havasını teneffüs etmesi yasak. Bir ara Rus kuvvetleri Çar Petro'nun Poltova'da İsveç kralı Demirbaş Şarlı, biz ona Demirbaş'ı biz takmışız o adını, aslı Şarl. Şarlı yendikten sonra herhalde diyor bir de Osmanlı'da kendimi deneyeyim. Öyle ya efendim, bir pehlivan bir pehlivanı yener, gözü başka bir ağır pehlivandadır. Onu da yenersem ben daha yukarı çıkarım der. Savaş da böyle, buna benzer. Azak Kalesi'ne hücum ederler, bir gece baskını Azak Kalesi'ni alırlar. Osmanlı sen misin? Bir tek kale efendim, bir ilçe gibi yer yani. Sen misin bizim Osmanlı toprağına saldıran? Derhal savaş ilan edilir. Rus Çar'ın, Deli Petro'nun orduları Prut Nehri'ni geçer. Prut ve Dinyeper nehirleri arasındaki arazide kuzeyden güneye doğru ilerlemeye başlar. O arada Kırım'da bulunan Kırım Hanlığı'nın süvari birlikleri çok fazlaydı Kırım'ın efendim. Güzel takip ederlerdi. Onlar da Çar Petro'nun peşine düşüyorlar. Büyük bir kuvvet. Buradan da serdar tayin edilen efendim Baltacı Mehmet Paşa artık son hazırlıkları yaptırıyor.
ordu Davutpaşa sahrasına çıkmış. Yani hücum mevzine neredeyse geçmiş. Ondan sonra yola çıkacak. Fakat orduda büyük bir disiplinsizlik var. Yeniçeriler söz dinlemiyor. Uzun senelerdir harbe gitmedikleri için biz şöyle asarız, böyle keseriz, harp görmemiş adam. Ben harpte kaplan kesilirim diye atar da tutar hamamda türkü söylemek gibi. Efendim iyisini soysunuz ama bunun içinde topçusu da var Yeniçerilerin dışında. Sipahisi de var, süvarileri de var. Seferli koğuşu da var. Yani her birinin kendi sınıfına göre özellikleri ve güzellikleri var. Bunlar illa biziz diyorlar. Ve halka da zaman zaman bazı zararlar verip acık böyle Ali Kıran başkesenlik yapmaya başlamışlar. Ne yapacak? Baltacı Mehmet Paşa bunlarla harbe gidecek. Söz dinlemeyen grupla harbe gidecek. Ve Baltacı Mehmet Paşa bu hazırlıkları yaparken Ünsü Hasan Efendi'yi efendim davet eder. Efendim biz sefere çıkacağız. Ne olur gelin de bir görüşelim. Bize bir dua edin. Sadrazam şimdi onun ayağına gelecek değil. Ünsü Hasan Efendi der ki gelemem. Baltacı Mehmet Paşa anlayışla karşılar bu gelemem sözünü. Öyleyse biz gideriz. Yatsıdan sonra kapıyı açık bıraksınlar. Biz gelip dualarını alırız der. Ve yatsıdan sonra gelir, kapı açıktır, girer içeriye. Diz çöker koca sadrazam Ünsü Hasan Efendi'nin karşısında. Efendim der, beni Purut'a serdar tayin etti padişahım. Ordu kumandanı tayin etti. Ben askerlikten anlamam. Hakikaten askerlikten paşa olan biri değil. Askerlikten anlamam. Harp idare etmeyi bilmem. Asker sevk etmeyi bilmem. Ama bu vazifeye gelince de hayır da diyemedim. Çok üzülüyorum, korkuyorum. Muvaffak olamazsak Osmanlı'nın yüzünü kara çıkarmayalım. Lütfen dua edin. Buyurur ki hiç merak etme. Aynen. Sen Moskov'u yeneceksin. Moskov senin ayağına gelecek, özür dileyecek. Ve çok başarılı bir seferin olacak. Allah-u Teala muvaffak etsin. Tabii bu konuşmaları evin hanım halkı da, hanımların böyle merakı var ya efendim, böyle dinlerler. Oo, ertesi gün bütün mahalleye yerler. Buralar iş yeri değildi ki. Mahallelerdi burası efendim. Saraya en yakın mahalleler. Binlerce aile vardı. Duyurur mu? Sadrazam gelmiş. Ünsü Hasan Efendi ona dua etmiş. Şunu şunu söylemiş. O da ona şunu şunu söylemiş. Allah! Baskısız gazete efendim. Evden eve dolaşmış. Ve hakikaten de öyle meşhur olmuş. Yoksa Hasan Efendi ben böyle dedim. Bak savaşı kazandı falan değil. Sonra bir bakıyorlar ki Rus çarı kıskıvrak bataklıklarda esir oluyor. Ondan sonra da teslim oluyor. Rus ordusu Osmanlı ile teslim anlaşması imzalıyor. Baltacı Mehmet Paşa işte Katerina ile buluştu da öyle sulh oldu. İşte Ünsü Hasan Efendi efendim dua desteği arkasından. Bunu söylesek ne olur, neyimize ne eksiklik gelir efendim. Evet, %100 kat'i bir zaferi. Ben Kazan Üniversitesi öğretmenlik yapan, profesörlük yapan bir tarihçi Rus'la görüştüm. Dedim ki ya acaba Purut'ta Osmanlı karargahına Katerina geldi mi sizin kayıtlarınıza? Sizdeki tarihlerde ne yazıyor? Hayır gelmedi dedi. Rus diyor böyle bizim Katerina'mız gelmedi diye. Biz niye ona böyle sahip çıkıyoruz? Niye Osmanlı'nın kesin bir başarısını baltalamak? Biraz süreyi geçtim. Ben de farkındayım ama bunu da anlatmasam olmaz. Ama Ünsü Hasan Efendi'nin daha size türbesini tam olarak da gösteremedim. İçeriye gireceğiz. Tabii biraz da karanlık içerisi. Belki oradan sizlere güzel görüntüler veremeyiz. Ben onun menkıbelerini bundan sonraki programa bıraksam olur değil mi efendim? Ne yapalım? Yani evet bir haziredeyiz. Çok da burada kıymetli kabirler var. Sonra Aydınoğlu dergahında şeyhlik yapmış kimseler var. Onlar hakkında fazla bilgimiz yok ama bundan sonraki programda inşallah Ünsü Hasan Efendi'yi size anlatıp bitirmeye çalışacağız. Bugünlük hoşça kalın efendim.